ekonomi zirvesine dönelim şimdi. Sinem Türk muhabiri arkadaşımız Sinem Yöndem ve konuğu bu gündemi değerlendirecek. Sinem, sizi dinliyoruz. Evet Duygu, sen de ifade ettin, karar çok büyük tartışmalara sebep oldu. Bir taraftan da endişe yarattı tabii ki. Gerçekten böyle bir güvenlik zafiyeti mi var, bu karar niçin alındı? Havalimanları için ne yapılması gerek, güvenlik daha arttırılmalı mı, bir ihbar mı alındı? Çünkü bu yönde de söylemler vardı. Özellikle IŞİD ya da EKD saldırılarına ilişkin böyle bir kararın alındığı yönünde. Biz de soracağız, 7 ülkede 15 havalimanının işletmeciliğini yapan TAV grubu CEO'su Sani Şener yanımızda. Efendim, karara şaşırdık tabii ki. Altındaki bazı sebepler sıralandı. Bunların acaba yerli midir, doğru mudur, endişelenmemiz gerekir mi? Farklı önlemler alınmalı mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Havalimanlarında, özellikle Türkiye'deki havalimanlarında, Atatürk Havalimanı'nda, başta olmak üzere diğer havalimanlarında güvenlik en yüksek derecede vardır. Bu kesin. Ancak geçen gün olan olay şu. TSA dediğimiz Amerika'nın sivil havacılık güvenlik kuruluşu, Amerika'nın özel kuvvetlerinin Yemen'de yaptıkları bir baskının sonucunda elde ettikleri bir istihbarat neticesinde terörist grupların iPad'in içine patlayıcı yerleştirebileceğini almışlar, istihbar etmişler. Onun üzerine özellikle Orta Doğu Havalimanı'nı ve İstanbul Havalimanı'nı dahil, Atatürk Havalimanı'nı dahil edip bir engelleme getirdiler. Diyorlar ki Amerika'ya uçan yolcular da iPad'lerini yanına, elektronik cihazlarını yanına almasınlar. Sami Bey, çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum ama sesiniz çok düşük geliyor zannediyorum yayınımızda. Peki. Belki biraz daha yüksek sesle konuşabilirseniz. Peki. Belki biraz daha yükseltebilirsek Sami Bey'in sesini. Şimdi konu şu, bizim havalimanlarında iki türlü cihaz vardır. Bir tanesi hepinizin, yolcuların gördüğü X-ray'ler. İkincisi de sizlerin görmediği ama bagaj alanında bulunan tomografi cihazları. Şimdi X-ray'ler aslında patlayıcıyı da, silahı da, her şeyi de tespit edebilirler. Yalnız X-ray'lerde bir bilgisayarla bir güvenlik görevlisinin tarama olarak baktığı olduğundan çok hassas ince konularda bir atlama olabilir diye aşağıda bagajlar tomografi cihazından da geçer. Biz Atatürk Havalimanı'nda X-ray'lerdeki bu atlamayı yolcu yanında taşınan bagajlar olabilecek diye ETD diye daha hassas araştırma yapan, yolcunun vücudunda ve çantasına yapan bir sistem de getirdik. Bunu da Amerikalılara söyledik. Güvenlik görevlileri bunu da söyledi. Bunun da kabul edilebilir gördüler ama yine de bu fikirlerinde inat ettiler ve yarın itibarıyla bu başlıyor. Şimdi diyorlar ki yani aşağıdaki tomografiden geçmesi lazım. iPad'lerde böyle bir sakınca var. Ama biz onlara diyoruz ki yani Türk Hava Yolları'nın buradan giden direkt uçağına bunu uyguluyorsunuz da diğer yabancı hava yollarının Londra'dan aktarmalı veya Frankfurt'tan aktarmalı, Münih'ten aktarmalı seferlerine ne olacak? Yani aynı tehlike onlar için de var. Onların söyledikleri işte bu iPad'in içine konabilecek cihazlar Orta Doğu tarafından üretilip gelecek diye bir neden. Yani sanki İstanbul'da bir terörist bunu yapamazmış gibi. Şimdi bakın konu şu. Ben çok açık burada söylüyorum. Bu istihbaratlara tabii ki bizim değer vermemiz lazım. Çünkü yolcu güvenliği bizim için çok çok önemli. Bizim burada hiçbir sıkıntı yok. Ama burada anlatmak istediğimiz konu şu. Bizim havalimanlarımızdaki cihazlar bu yolcunun iPad'indeki bir patlayıcı yerleştirilmeyeceğini gayet iyi anlayan cihazlardır. Ancak burada herkes bir şey söylüyor bugünlerde. İşte siyasi diyen. Siyasi falan değil. Bu ticari. Niye ticari? Bakın ben Avrupa Dünya Havalimanları Birliği'nin yönetim kurulu üyesi ve Avrupa'yı temsil ediyorum. Şimdi bu yönetim kurulunda bizim de zaman zaman bu geliyor. Bu konular geliyor. Uçak şirketleri genellikle Batı uçak şirketleri Orta Doğu ve İstanbul bazlı Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları başta olmak üzere Emirates, Etihad ve Katar havalarının müthiş bir yükselişi var. Pazardan çok ciddi pay alıyorlar. Bunu engelleme konusunda bir girişim olduğuna ben şahsen inanıyorum. Çünkü bu bizim ACI'deki yönetim kurulumuzda da gündeme gelen konulardan bir tanesi. Ben de onlara şunu derdim. Çünkü biz havalimanları olarak, dünya havalimanları olarak her zaman her uçağın bizim havalimanlarımıza rahatlıkla gelebilmesini, her yolcunun kullanabilmesini istiyoruz. Çünkü biz havacılık sektöründe bir zorlama olmasına inanmıyoruz. Yani zorlamayla bir takım şeyler olmaz. Yolcu kendi istediği havalimanına
kendi istediği uçak şirketini seçmelidir. Yani bir liberal ekonomi olmalıdır. Şimdi burada ne yapıyorlar bunlar? Biz diyoruz ki, bana sordular işte, ne diyor, ne dersiniz bu konuda, yönetim kurulunda? Ben dedim ki, o zaman dedim, sizin yetkilerinizde şunu diyeceksiniz. Çünkü hepsi batılı yönetim kurulu üyeleri. Diyeceksiniz ki dedim, Airbus'ı satarken çok iyi. Boeing'i satarken de çok iyi. Hatta onların pilotlarına da gönderirken, özellikle Emirates'te, Katar'da ve Etihad'da hep İngiliz Amerikan pilotlar var. Onları da gönderirken, istihdam yaratırken de iyi. Ama onlar ticari olarak çok başarılı oldular mı? Yok, bize uçmasınlar. Yani onun için bu bir göze batan bir yükseliş var. Göze batan bir yükseliş var. Bunu engellemek istiyorlar. Fakat bu engeller tutmaz. Bakın ne olur. Şimdi bir o dediğim Explosive Detective System dediğim tomografi cihazı, evet. 245 bin dolardır tanesi. Alırsınız onu yukarıya, koyarsınız gate'e. Ondan sonra ne diyecekler? Biz bunu da önerdik. Ama ona da bir şey diyemediler. Şimdi olayın Türk Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ICAO, yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü bazında girişimlerde bulundu. Türk Hava Yolları IATA bazında mutlaka girişimlerde bulunmuştu. Biz de havalimanları olarak ACI bazında girişimlerde bulunduk. Ben zaten 9 Nisan'da Dünya Havalimanları Birliği'nin yönetim kurulu var. Oraya da bu konuyu taşıyacağım. Yani bu konu bence geçici bir konudur. Şimdi Avrupa'ya uçanın canı var da Amerika'ya uçanın canı mı yok yani? Anlatabiliyor muyum? Amerika'ya uçana tedbir alacaksınız, Avrupa'ya uçana tedbir almayacaksınız. Evet, gerçekten ciddi bir tehdit söz konusuysa hepsini alınması gerek. Ama siz fazlasıyla zaten önlemlerin alındığını, her türlü X-ray cihazlarından geçildiğini ve öyle bir risk, bir patlayıcı riski varsa zaten öncesinde tespit edilebileceğini söylüyorsunuz. Bize etkisi olur mu? Tabii ki olur. Yani yolcuların belirli bir kısmı artık İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Havalimanı tercih etmeyebilir. Ama bunun böyle büyük yaralayıcı, hasar verici bir tehdit olacağına da inanmıyorum. Nedir? Yani hepimiz iPad'lere doğmadık. Yani mesela ben bir iş alayım, Amerika'ya çok uçuyorum. Alırım yanıma hard copy dosyaları, oradan okurum. Burada annelere biraz sıkıntı olacak. Çocukları iPad'le çok iyi eğlendiriyorlardı. Onu da Türk Hava Yolları çok güzel bir açıklama yaptı bugün. Türk Hava Yolları açıklaması hem iPad dağıtılıyor, hem de eğlence sistemlerini geliştiriliyor. O da çözer. Ama ben bunun uzun süreceğine inanmıyorum. Görüşmeler devam ediyor, çözeriz. Çok teşekkür ediyorum. TAV grubu CEO'su Sani Şener'le konuştuk. Eğer bir tehdit varsa da zaten her türlü önlem alınıyor. Bu siyasi değil ama ticari bir karardır. Çok da uzun sürede olacağına inanmıyorum dedi kendisi. Bir söz tekrar Uludağ Zirvesi'nden size bırakalım Duygu.